2016'dan günümüze kadar AKP ve MHP faşist iktidarının aslında kendi karşısında muhalefet eden tüm kesimlere karşı demokratik siyaset alanına, kadınlara, gençlere, özgür basına ve demokratik siyaset alanının tüm kurumlarına karşı saldırı dalgası her geçen gün artarak sürüyor. Son olarak da Diyarbakır merkezde sürdürülen operasyonlarla 21 gazeteci arkadaşımız gözaltına alındı. Aslında burada kendisi karşısında ses çıkaran her türlü yapılanmaya karşı da öfkesini bariz bir şekilde ortaya koyduğunu görebiliyoruz. Elbette ki esas amaç kendi yalan perdesinin aralanmasına imkan vermemek ama bir diğer boyutu da basının iradesini kırmaya dönük bir yaklaşım olarak da değerlendirmek mümkün. Neden? Tüm teknik cihazlarına el koymaktan tutalım. Operasyonun sürdürülüyor oluyor algısı üzerinden bir yönelimi var. Ama bilinmeli ki tüm bu saldırılar karşısında özgür basın geleneğinin 30 yılı aşkın bir mücadele tecrübesi ve deneyimi var. Demokratik siyaset sahasının aslında bu tür yönelimler karşısında daha fazla kenetlenmesi, daha fazla dayanışma duygusunu açığa çıkardığı dönemler olarak ifade etmek mümkün. Bu temelde bizler de DBP olarak özgür basının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Evet, karanlığa karşı aydınlığın sesi, halkın ve demokratik siyasetin sesi ve sözü olmaya devam edecek özgür, onurlu basının yanındayız. Siyasi soykırım operasyonu olarak nitelendirebileceğimiz çerçevede değerlendirdiğimiz bu gözaltılar tekrardan iktidarın kendi çöküşünün üstünü örtmek ve sanki bir başarı varmış gibi bir manipülasyonu yeniden güçlendirmek için özellikle yapılan bir operasyon. Çünkü her türlü kirli manipülasyona karşı özgür basın toplumla bu gerçekleri her koşulda paylaşmaya, toplumu gerçekten bilgilendirmeye, dezenformasyon değil, doğru sağlıklı bilgiyi toplumla paylaşma gibi bir sorumluluğu üstlenerek yoluna devam ediyor. Bu operasyonlar da tamamen bu gerçekliğin üzerine örtmek için yapılmış operasyonlar ve bir bütünden Kürt emekçilerin sadece muhaliflerin değil özellikle Kürt emekçilerin seçilmesi de aynı zamanda iktidarın Kürt sorununun çözümsüzlüğünde geldiği noktayı çatışmadan beslenen iktidarını sürdürmek için yeniden Kürt sorununa çözümsüz dayatan politikaların sonucudur bir yanıyla da. Yani esasen özgür basın emekçilerinin hedef alınmasını sadece basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olarak da nitelendiremeyiz tek başına. Kürt sorunu iç içe geçmiş bir sorundur bu sorun. 90'lardan bugüne devam eden bir sorundur bu sorun. Ve bugün her alanda özgürlüğün yeniden sağlanabilmesi, demokrasinin yeniden geliştirebilmesi için de özellikle özgür basın emekçilerine sahip çıkması gerekiyor tüm kamuoyunun. Sadece Kürtlerin değil, sadece Kürt muhalefetin değil, tüm kamuoyunun özgür basın emekçilerine sahip çıkması gerekiyor. Çünkü sadece Kürt emekçilerinden ibaret gibi yaklaşılırsa eğer, Kürt basın emekçilerine yönelik bir onlardan ibaret gibi anlaşılırsa gerçekten bu toplumda bir bütünen demokrasi ve özgürlüğü savunanların bu amaçlarına ulaşamayacağı da ortada. Her türlü sorunun çözümünde, demokrasi anlamda her türlü sorun çözümünde nasıl ki Kürt sorunu kilit noktada duruyorsa bugün özgür basın emekçilerine yönelik olan operasyon da bu sorunun en temel parçalarından, en temel bileşenlerinden biridir. Bu anlamda herkesi, tüm kamuoyunu özgür basın emekçilerine, halkın haber alma özgürlüğüne, halkın gerçekliklerden haberdar olma hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Hukuk artık bir terbiye eğitimi aracı haline geldi. İktidar hukuku, adaleti, adalet mekanizmalarını bir terbiye etme, bir hizaya getirme aracı olarak kullanıyor. Bunun en son örneğini de dün yapılan, gazetecilere yapılan gözaltılarda gördük. Dosyalara kısıtlama kararı getirildi. Bu kısıtlama kararı getirilirken de arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Savcılığın söz konusu gazetecileri neden gözaltına aldığını, neden bu işleme tabi tuttuğunu kamuoyuna açık, şeffaf bir şekilde anlatmalı ve dile getirmesi lazım. Dosyaya kısıtlama kararı koyması, dosyaya avukatların erişimini engellemesinin tek bir amacı var. Aslında dosyada bir şey yok, herhangi bir şekilde delil yok. Şu anda delil bulmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz soruşturmaların ana direği şudur. Delil elde edersiniz, delilden şüpheliye vararsınız. Ama Türkiye'de özellikle gazeteciler, düşünürler, siyasetçiler söz konusu olduğu zaman önce şüpheli yaratılıyor, şüpheli yaratıldıktan sonra delil bulunmaya çalışılıyor. Gazeteciler ne yapıyorlar? İnsanların görmeleri gereken hususları kamuoyunun gözleri önüne seriyorlar. Kamuoyunu aydınlatma görevi görüyorlar. Eğer bir günde, bir şehirde 19 gazeteci aynı anda gözaltına alınıyorsa bu iktidarın basın özgürlüğü üzerinde kurmaya çalıştığı tahakkümün açık bir göstergesidir. Bir gazeteciyi değil yani başka herhangi birini 10 saat ters kelepçeyle bir yerde tutmak bir işkencedir.
her şeyden öte bir işkencedir. Bu gazetecilerin nerede olduğu, ne yaptığı, ne şekilde çalıştığı bellidir. Kaçma şüpheleri yok. Nerede bulundukları bellidir. Çağrıldıkları zaman, kendilerine soru soruldukları zaman buna cevap verebilecek durumda insanlardırlar. Ama siz meseleyi kriminal bir duruma sokarsanız, meseleyi bir terör tırnak içerisinde kapsamına sokarsanız, yaptığınız şeyleri de buradan meşrulaştırmaya çalışırsanız, bu hukuk değildir, bu başka bir şeydir. Yani hukuk devleti olmaya doğru gitmeye evrilmesi gerekirken, ne yazık ki hukuk devletinden kanun devletine, kanun devletinden polis devletine evrilen bir süreç oldu. Bugün gazetecilere yapılan baskı ve zulme ses çıkartmazsak, onların yanında yer almazsak, her bir bireyin, her bir vatandaşın hukuk güvenliği tehlikeye girmiş demektir. Yani gazetecilere bunu reva görenler normal bir vatandaşa her türlü zulmü ve işkenceyi yerine getirebilir. Bir an önce gazeteci arkadaşlarımızın derhal salıverilmesini talep ediyoruz. Ve basının gazetecilerin üzerindeki baskının, zulmün bir an önce ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Son yapılan baskı ve gözaltı işkenceler basın emekçilerine karşı AKP ve MHP saray rejiminin korkusunu gözler önüne sermektedir. Biz bu yapılan baskılara, işkencelere karşı sesimiz her zaman hür çıkacaktır, bir çıkacaktır ve her zaman yaşasın örgütlü mücadelemiz diyeceğiz. Ve halkımız şunu demesi lazım, neden? Ve bir sorgulaması lazım. Onun için ben buradan halkımıza sesleniyorum. Bu baskılar, gözaltılar için hepimizin sesi olmanız gerekiyor. Haklı bir ses medya. Tabii bu haklı sesin de AKP ve MHP saray rejimi susturmak istiyor. Gündemi değiştirmek için, halkı zor duruma düşürmek için, halkın gözünü korkutmak için gözaltılarla, işkencelerle, tutuklamalarla korkutmak istiyor.